köyünü terk edip şehirlere göç etmek zorunda kalan, para kazanamayan Anadolu insanının ne halde olduğunu bilmezsek biz kendi ayağımıza kurşun sıkıyoruz. Bu kadar önemli bir konu. Herkes bu işi yapsın, emin olun simsarlar da ortadan kalkarlar. Bu bir program değil, Türkiye'nin kurtuluşu. İnsanların sağlığıyla oynayan şirketlere dur demeyelim. Uyanma vakti Türkiye. Uyanacağız. Anadolu'yu kurtaracağız. İyi akşamlar Türkiye. Cem Seymen ben. Bu pazar akşamı da evinize konuk oldum. Yine söylediğim şeyleri tekrarlayacağım. Onun için hep aynı şeyi diyor diyenler, sürekli tarımdan bahsediyor diyenler, yani maç var diyenler, yarışma programı izleyeceğim diyenler, dizi programı izleyeceğim diyen hepsini. Ama herkesi istiyorum bir kez. Çok önemli bir memleket meselesi çünkü. Beni tanıyorsunuz, beni biliyorsunuz. Ben Türkiye'de bir gıda krizi, hatta bir gıda terörü olduğunu düşünüyorum. Yani gıdayı mutlaka sağlıklı insanlar olarak yaşamamız için programlama ve planlamalıyız. Şimdi dünyada giderek artan bir nüfus var ve bu nüfusu beslemek için bir sistem çalışıyor. Sistemin içinde şirketler var, büyük firmalar var, bilim insanları var. Laboratuvarlarda harıl harıl çalışıp tohum üretiyorlar, ilaç üretiyorlar, gübre üretiyorlar. Benim tezim belli. Ben diyorum ki küresel ilaç şirketlerinin, küresel gübre şirketlerinin, küresel tohum şirketlerinin Türkiye gibi bir coğrafyada olması mümkün değil. Bu kabul edilebilir bir şey değil. Benim bir mücadelem var. Bunun adı bir program değil. Bir televizyon programından öte ben en çok gençlere anlatmak istiyorum. Çünkü gençler bizim hazinemiz, geleceğimiz, memleketimizde, toprağımızda, üretimimizde, yediğimiz, içtiğimizde ne olup ne bittiğini en önce onu bilmeliler. İki sebebi var. Birincisi sağlığımızı kaybediyoruz. Kaybedemeyiz. İkincisi tarım Türkiye'nin ekonomisinin gelişmesi için, kasamızı parayla doldurabilmek için, gençlere istihdam sağlayabilmek için en prestijli, en stratejik sektör, gıda sektörü. Yani gıdayla dünya devletleri birbirini tehdit ediyorlar. Amerika ile Çin arasındaki savaşın birinci öncelikli sektörü tarım, biliyor musunuz? Yani Çin'den gıda ürününü almayı reddetmeye başladı Amerika. Ve Çin panikledi çünkü en fazla tarım ihracatı yapıyor. Tarım bu kadar stratejik bir sektör ve şirketler, yani Türkiye gibi aslında son derece iyi yetişmiş bir nüfusu olan, toprağı olan, kadim bilgisi olan önceki yüzyıllardan. Çünkü tarımı bilir bizim insanımız, toprağı bilir, verim almanın ne demek olduğunu bilir, toprakla iletişim içindedir. Ama birden kesildi bu. Yeni sektör tarımla ilgilenmiyor. Yani birden sektör çöktü. Çünkü yeni gençler, çocuklar artık annelerinin, babalarının tarım üretiminden hayatlarını sağlıklı sürdüremediklerini, para kazanamadıklarını gördükleri için terk ediyor. Bunu değiştirmek zorundayız. Benim tezim belli. Türkiye ekonomisini ancak ve ancak tarımla, gıda üretimiyle, iyi gıda üretimiyle, yani çiftçisini geliştirerek, eğiterek, coğrafi işaretler alarak, coğrafi işaret ne demek? Hiç beni seyretmemiş olabilirsiniz. Hiçbir fikriniz olmayabilir. Televizyonu şu anda açmış olabilirsiniz. Coğrafi işaretinin ne demek olduğunu size kısaca söyleyeyim. Bir tane elimde salatalık var mesela. Burası Beykoz. Burası Polonezköy. Meşhur Polonezköy. Yani İstanbul'un hafta sonları akıp geldiği yer. Ama İstanbul'un düşünmediği yer. Polonezköy gibi yerleri cennete çevirsek, tarım alanlarını açsak, bu kadar çok betonla inşaat bize yetmiyor. Acaba İstanbul'un gıdasını karşılayacak, yediğimizi içtiğimizi Antalyalardan binlerce yüzlerce kilometre yol kat ederek getireceği İstanbul üretebilir mi diye düşünmemiz lazım. Şimdi benim için en önemli şey şu, gençlere şunu anlatmak istiyorum. Bu kadim bilgi annemizden babamızdan öğrendiğimiz toprakta çalışan köylümüzün içinde, yüreğinde, elinde, aklında, zihninde biriktirdiği bu bilgi yok olup gidiyor. Toprakları terk ederseniz, tarım sektörü desteklenmezse, köyler eğer boşalırsa, taşımalı eğitim var diye artık öğretmen kalmadı, okullar kapandı diye şehirlere göç ederseniz olmaz. Bu oluyor Türkiye'de şu anda. Köyler boşalıyor. Şehirler doldu taştı. Gıdamızla her zaman sentetik. Gıdamızla bizi sınıyorlar.
Gıdamızla bizi hasta ediyorlar. Kanser oluyoruz. Kanser vakalarının ne kadar arttığını fark etmiyor musunuz? Yediğimizden içtiğimizden. Tavuk yenilemez Türkiye'de. İnanılmaz bir ilaç. İnanılmaz bir yemin içinde GDO. Tavuk Türkiye'de aslında tüketilmemeli. Köy tavuğu hariç. Ama ben köylüyü beslemezsem bu olmaz. Köylüyü desteklemezsem olmaz. Köyünü terk edip şehirlere göç etmek zorunda kalan, para kazanamayan Anadolu insanının ne halde olduğunu bilmezsek biz kendi ayağımıza kurşun sıkıyoruz. Bu kadar önemli bir konu. Onun için bu programda ısrar ediyorum. Bir program değil bu. Bir misyon programı. Biz Türkiye'yi iyi gıdayla dünyaya tanıtmalıyız. Dolarlar akmalı bize. Coğrafi işaretler, iyi kooperatifler, iyi gıda, iyi tarım. Toprağımız zehirli şu anda. Bu kadar ilaç, bu kadar gübre. Niye atılıyor? Çünkü denetim yok. Yani daha fazla ürün almak istiyor çiftçi. Daha fazla para kazanmak istiyor. Bu kadar para kazanmak istiyor ve daha çok üretiyor da her şey yerini buluyor mu? İstanbul haline giren, hep anlatıyorum, söylüyorum, tekrarlıyorum. Bir daha tekrarlayacağım. 1000 kamyondan 40 tanesi, 400 tanesi, %40'ı çöp, israf. Biz israf ekonomisiyle yolumuza devam edemeyiz arkadaşlar. Türkiye, uyanman lazım. Tamam, dizi izle. İzle izleyebildiğin kadar, hangi yarışma programı varsa. Ama bir gıda krizinin ortasında yaşadığımızı anlaman lazım artık. Çocuklarımıza öğretmemiz lazım. Anneler, babalar, öğretmenler, okullar. Bu programda biraz sonra size ilkokul öğrencilerini göstereceğim. İlkokul öğrencileri buraya gelmişler, öğretmenleriyle birlikte tarımda, toprakta çalışıyorlar. Öğreniyorlar. Bu çocuklara toprakta neyin yetiştiğini, hangi emekle yetiştiğini öğretmezsek kaybederiz. Bu kadar hayvan vardı Türkiye'de, nerede? Niye kimyasal gübre atıyoruz? Çünkü hayvancılık bitti. Küçükbaş, büyükbaş hayvancılık azaldı. Doğuda, İç Anadolu'da hayvancılıkla uğraşan var mı? Ah, kim uğraşacak? Kim kalkacak sabahın beşinde, değil mi? El Alemin şirketini zengin mi edelim? El Alemin şirketlerine, dünyanın o acayip küresel, insanların sağlığıyla oynayan şirketlerine dur demeyelim mi? Uyanma vakti Türkiye. Uyanacağız. Anadolu'yu kurtaracağız. En büyük hazinemiz toprak. Anadolu'nun içindeki insanları köylülükten utanmadan mahalle ilan ettik. Bakın, asla kabul etmiyorum. Köy hepsi. Mahalle statüsüne alınınca hiç kimse zaten tarımla, hayvancılıkla uğraşmıyor. Herkes 2000 lira asgari ücretle plazalara koşturuyor çocuklarını. Ben yaptım, sen yapma, git diyor. Kravat tak diyor. Yüksek topuklu ayakkabı giy diyor. Kabul etmiyorum. Bu kadar bilgi yok olamaz. Analardan babalardan öğrenilmiş tarım teknikleri, Anadolu'da 8000 yıldır tarım yapılan bir coğrafyada bu bilgiyi biz çöpe atamayız. Zaten dünya ülkeleri de bunu istiyor. Mümkün olduğu kadar atalık tohumları unutturayım ki ben unutturduğum tohumla birlikte o ülkelere gireyim istiyor. Hastalığı da vereyim, aynı ürünleri satayım milyarlarca dolar para kazanayım diyor. Dur diyorum ben buna. Tek başıma kalsam da. Doğru, tek başımayım. Ama Türkiye'de tarım kıpırdadı. Türkiye'de artık bilinçlenme başladı. İnsanlar doğal gıdaya, organik gıdaya, organikten de öte hiçbir hastalıkla, ilaçla, hormonla karşılaşmamış gıdaya hasret ve istiyor, talep ediyor. Talep edeceksiniz. Üretici sayenizde para kazanmaya başlayacak. Evlerinden köylerine dönecekler. Topraklarını tekrar bilinçlendirip ekecekler. Ama devlet destek verecek. Şimdi yeni destekler var. Biraz bu programda bahsedeceğim. Ama şu kadarını söyleyeyim. İnanın bana. Cem Seymen olduğum kadar biliyorum. Adımın ve soyadımın olduğu kadar eminim. Türkiye iyi tarımla buluşacak. Çocuklar hasta olmayacak. Kanser olmayacak. Tek dişi kalmış canavarın elindeki şirketlerin parasıyla bilim dünyasını kötülük için çalıştıran şirketlerin tutsağı olacak bir ülke Türkiye asla olmayacak. Sonuna kadar mücadele edeceğim. Söylerim ya, 2500 tane ticari ürüne dönüşecek Anadolu'da ürünümüz var. Gel gör ki kıymetini bilmiyoruz, değerlendiremiyoruz, ticari ürüne dönüştüremiyoruz. Malatya kayısısı Avrupa Birliği'nden coğrafi işaret tescili aldı. Malatya yatıyor, kimse kusura bakmasın yani. Yani coğrafi işaret tescili aldıktan sonra Malatya'daki kayısıyla, dünyanın en iyi kayısısıdır, yan ürünler, ticari ürünler, katma değerli ürünler birbirini takip etmesi lazım. Dünya pazarlarında tanıtılması lazım. Malatya'nın artık bambaşka bir hayatı olması lazım. Avrupa Birliği diyor ki ben sana bu tescili veriyorum.
Bu tescili vermem demek 1 dolarlık malını 20 dolara dünyaya satabileceğin anlamına gelir. Eğer kafanı kullanırsan diyor. Çünkü bu garanti belgesi. Bu sadece Malatya'da yetişir demek. Sadece Malatyalı üretici kazanır demek. Taklit edemezsin. Yani Aydın inciri sadece oraya aittir. Başarmış, Avrupa Birliği'nden tescil almış. Gaziantep baklavası sadece gıda ürünleri değil ki ürünler de. Anadolu'nun ürünleri de tescil almış. Gaziantep baklavasının yani şu böyle bir etçi var ya sallıyor eli. Bütün dünyada acayip bir reklam kampanyası yaptı, tanındı ya. Kuyruklar oluşuyor. Hiçbir şey de yok ama kuyruklar oluşuyor önünde. Sonuç olarak tanıtımdır, reklamdır bu yani. Dünyayı sağlaması lazım. 3 ürün yok, tık yok. Böyle bir şey olmaz. 2500'den fazla ürünümüz varmış aynı şekilde. Bu tescili alabilecek. İlgilenmiyoruz, yapmıyoruz. Nadir Bey Polonezköy'de. Benim tam da aradığım üreticilerden bir tanesi. Yolun kenarında olmasa tam organik üreteceğim diyor. Ben kullanmam diyor, atalık tohumları desteklemek istiyorum diyor. Ben biraz daha elimde para bulayım, bundan sonra tam organiğe geçmek istiyorum. Atalık tohumlarla beraber diyor. Zaman zaman konvansiyonel tohum da kullanıyor ama en azından ilaç atmıyor, zehirlemiyor. Temiz bir toprak, bir başlangıçtır bu. Harika bir şey. Buraları bulun, destekleyin. Yani üretici desteklenirse yayılır. İstanbul iddia ediyorum bir tarım merkezi haline gelmeli. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne sesleniyorum. Bir tarım seferberliği başlatmalısınız. Gıdanın tamamı bu şehrin, dünyanın en muhteşem şehirlerinden birinin iyi sınırları içinde olmalı. İstanbul dünyaya kendini Kız Kulesi'yle değil, köprülerle değil, o muhteşem Boğaziçi'yle değil, aynı zamanda tarımıyla da marka olarak tanıtabilmeli. Hoş geldin. Siz hoş geldiniz. Büyük bir mücadele veriyorsun. Ben anladım, gördüm. Burada bir ahlaklı tarım, temiz tarım, insanların yararına bir hayat yaratmak için yıllarını vermişsin. Ne zaman başladın? Ben doğma büyüme çiftçiyim. 67'liyim. 1950'li yıllarda Rize'den İstanbul'a taşındık ve o gün bugündür ailem 3 kuşaktır çiftçiyiz. Hiç bırakmadık, sürekli yaptık. Neden? Çok mu sevdiniz? Yani babadan, dededen babaya, babadan bize kaldığı için, belki de böyle yetiştiğimiz için başka bir iş aramak, yapmak imkanı olmadı veya istemedik. Toprakla haşır neşir olduk. Sülale ismimiz de Turaboğlu'dur, toprağın oğlu. Yani bunun da mı etkisi var bilemiyorum öyle ama. Öyle mi? Çok öyle, güzel öyle, bir şey. Öyle. Neden bu kadar herkes kimyasal gübreyle uğraşırken, bütün Türkiye'de bir denetimsizlik içinde bir gıda yapılırken neden sağlıklı gıdada üretimde ısrar ediyorsunuz? Neler yapıyorsunuz burada? Yani bizim için insanların sağlığı önemli. İnsanlara sunduğumuz sebzeleri kendimiz de yiyoruz. Eşimize, dostumuza da yediriyoruz. Yani bunun için sağlıklı üretmek için de doğal olmak, ata tohumlarını kullanmak, hayvan gübresi kullanmak ve gönül rahatlığıyla eşimize, dostumuza ve misafirlerimize sunabilmek. Ata gübresi niye kullanılmıyor Türkiye'de? Niye konvansiyonel, niye fabrika tohumları kullanılıyor artık? Ya çok zahmetli. Hayvan gübresini kullanmak çok zahmetli. Hastalıklara çok açık vesaire diye insanlar bunu tercih etmiyorlar. İnsanlar hasta olmuyor mu peki? Olmaz mı? Tabii ki. Bütün kötülüklerin başı. Yani tarımda bu gübre, ilaç olayı. Yani maalesef insanımızı zehirliyor yani. Hiç tasvip etmiyoruz. Biz de bunun için büyük bir mücadele veriyoruz. Türkiye'de olan bitenin farkındasınız yani. Farkındayız tabii ki, tabii ki. Biz bu şimdi, acayip bir zehir zinciri var. Kesinlikle, kesinlikle. Yani 30 kilo, 20 kilo domates toplayan bir çiftçi var. 2 kilo, 3 kilo da benim gibi toplayan bir çiftçi var. Biz bunu gönül rahatlığıyla sürdürmeye devam ediyoruz. Peki şöyle bir tartışma var. Deniyor ki bu kadar nüfus arttı. Bu kadar nüfusu ben atalık tohumla besleyemem. Ben mecburum fabrika tohumu kullanmaya. Kesinlikle yanlış. Kesinlikle yanlış. İnsanlar yani bu kadar İstanbul'u düşünün. İstanbul'un yaklaşık 1/4'ü köy. Yani İstanbul'a bu insan yani bu köylere çiftçilere destek olunsa belki İstanbul'un yarıdan fazla sebzesini üretebilir. Yani çok rahat üretebilir. Ben buna eminim. Yani İstanbul sebzesini meyvesini üretmeye kalksa yani örtü altı 12 ay yapılamaz da burada iklim nedeniyle. Ama üretmeye kalkmak için böyle bir seferberlik başlatsa biz kimseye ihtiyacımız olmadan İstanbul olarak burada bir tarım üretimi oluşturabilir miyiz?
Yani çok zor ama İstanbul için, İstanbul'un tamamı halkını doyurmak için çok zor ama çok büyük oranda başarılı oluruz. Yani yıl 12 ayda tarım yaparız fakat kışlık ürünleri, örtü altında kışlık ürünleri yapabiliriz. Örneğin şu lahana, karnabahar, brokoli, pırasa, yani kışlık sebzelerin tamamı örtü altında burada yıl 12 ay olur. Ama bir domates, salatalık, patlıcan, biber, fasulye bunların burada yaz aylarında üretilip yaz aylarında tüketilmesi lazım. Biz onu yapmıyoruz. Yapmıyoruz. Biz sürekli maalesef gıda soframızda domateste, salatalıkta, kışında olsun istiyoruz. Evet, açgözlüyüz. Evet, evet, çok maalesef. Çok orada doğru salatalıklar görüyorum, tohumluk. Tohumluk, evet. Ata tohumu işte, bu işte. Oradan çıkartıp, kurutup, temizleyip, seneye Allah nasip ederse tekrar o salatalığı dikeceğiz. Bakın, ahlak bu işte. Yani Nadir Bey'in yaptığı şey bu. Yani en iyisini alıyor ve önümüzdeki seneye saklıyor. Doğa zaten yapması gerekeni yapıyor, doğal seleksiyon var. Evet. Doğa zaten en iyisini ben bu tohumluğum diye oraya koyuyor. Bize yani muhteşem bir gezegen bahşetmiş Allah. Muhteşem bir yer burası. Kendi işini kendisi yapıyor. Gezegenin kendisi bütün evrende bir zeka var. Zekasını kullanmayan insan yani en iyisini zaten yüzyıllar boyunca binlerce bu o kadim bilgiyi toplamış, getirmiş mükemmel bir salatalık olarak orada duruyor. Yapılması gereken tek şey insanoğlunun onu alıp kenara ayırması ve gelecek seneye ekmek üzere tohumunu saklaması. Yapmamız gereken tek şey bu. Bunu yapmadığımız için, tembelliğe alıştığımız için, küresel sisteme uyduğumuz için, yani bunlarla ne uğraşıyorsun? Paket tohumu ben sana veriyorum diyen, ben sana en iyisini ürettim. Yani öyle hayvancılıkla da uğraşmana gerek yok. Kimyasal gübreyi de yaptım diyen, eğer hastalanırsan sana bin bir envai çeşit ilacı da yaptım diyen hep aynı şirketler. 2-3 tane şirket. Adını vermeme gerek yok. Cirit atıyorlar. Bayileri de alıp çiftçileri şeye götürüyor. Avrupa'ya, Las Vegas'a kumara oynamaya götürüyor. Akıl almaz bir şey. Benden al diyor yani tohumu. İlacı gübreyi de benden al diyor. Bir bayi sistemi var yani. Evet. Maalesef bize gelmiyor. Biz çünkü onlarla çalışmıyoruz. Bizi tatile getirmiyorlar. Hiç hoşluğa geçmiyorsunuzdur çünkü yaptığınız şey. Kendi kendini kandırıyor bu adam. Geri zekalı mı diyorlardır. Diyorlardır. Tabii. Eminim. Eminim. Asıl zeka bizde bence. Yani ben en son olarak şunu sormak istiyorum. Burada insanlar gelip taze gıda, temiz gıda, ahlaklı gıdayı alıyorlar. Ama bu gerçekten zor bir iş. Başarılması imkansız bir şey mi? Bütün Türkiye'yi değil. Uyandırmak için. Asla değil. Asla değil. Herkes bu işi yapsın, emin olun simsarlar da ortadan kalkarlar. Gençler yapmıyor. Köyünüzde genç var mı? Var, var. Gençler, yapan gençler, yapabilecek gençler var. Var, emin olun. Var. Bunu başarırız. Kent tarımını başarırız ve çok da faydalı oluruz. Çok da faydalı olur. Kim düşünmüşse ağzına sağlık, emeğine sağlık. Bütün dünyada var zaten. Fransa uyguluyor. Yani bunu Türkiye'de düşünmek, Türkiye'de yapmak önemli. İstanbul gibi yerde 1/4'ü köy olan. Koca bir coğrafya. Verimli topraklar. Verimli topraklar, müthiş verimli topraklar. Yani burada 3-5 sene tarlayı ekmezseniz bir daha 5 sene sonra gelseniz bu tarlalar orman gözükür. Tohum geliyor, büyüyor. 3 senede 2 metre oluyor. Yani böyle bir coğrafya, böyle bir güzel bir toprak. Yani adam ekseniz adam büyür tabiri burası için geçerli yani. Sana bedava, konvansiyonel, fabrika tohumu verseler, 10 yıl bedava vereceğim tohumu deseler, tercih eder misin? Asla etmem. Neden? Etmem çünkü o zaman kendi bilgime, saflığıma ihanet etmiş olurum. Devletime, vatanıma ihanet etmiş olurum. Geleceğine, insanın geleceğine ihanet etmiş olurum. Bunu asla kabul etmem. Yapacak olsam zaten şimdiye kadar apartman dizmiştim. Yani ben 3 kilo domates alıyorum, 2 kilo domates alıyorum. Şu domatese bir bakın. İlaç atsaydım o domates şimdi yemyeşildi ve şu anda devam ediyordu. Elimizi taşın altına koymalı ve çaba göstermeliyiz. Her ürün değilse bile başlangıç için bence önemli bir adım olur. İnşallah. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Emeğinize sağlık. Bak elim koparırken
Elim acıyor tabii. Bu benim çocukluğumdan hatırladığım dikenli salatalık. Salatalığın normalde üstünde dikenler olur. Şimdi bizim yeni çocuklarımız dikenli salatalık nedir bilmezler tabii. Markette böyle bir şey görmüyorlar. Yani elleri biraz yakar ama çok doğaldır. Bu muhteşem bir şey işte. Bunu unutamayız. Yani bize endüstrinin dayattığı o boylara aynı, şekillere aynı, renklere aynı olan o sentetik salatalıkları yemektense bunu arayın, bunu isteyin. Benim mücadelem bu. Yani ben istiyorum ki doğanın bize bahşettiğini biz tüketelim. Şirketlerin değil. Şirketler bunun için milyarlarca dolar para döküyorlar. Bilim adamlarını tutuyorlar. Bilim adamları gelip bunları geliştiriyorlar. Mümkün olan en az zayiatı almak için içine ilaç basıyor, zehir basıyor. O tohumların içinde saklanan, maalesef sağlığımızı tehdit eden ve milyarlarca dolarlık dünyada pazar edilmiş o küresel şirketler var ya, her yerdeler. Ama Türkiye'de olamazlar. Benim söylediğim şey bu. Bu salatalığı biz unutamayız. Bu salatalığı, yani üzerinde dikenleri olan bu salatalığı muazzam bir lezzet. Yani benim herhangi bir marketten, zaten marketten alışveriş etmek neyse, marketten gıda mı alınır Allah aşkına, meyve sebze mi alınır? Pazar yerleri ne güne duruyor? Üreticiler ne güne duruyor? Üretici bunu doğala yakın üretebilmek için büyük bir emek sarf ediyor. Bir yıl boyunca. Bunun ne zaman yeneceği belli, ne zaman tüketileceği belli ama yok. İlla biz bunu kışın da yiyeceğiz. Domatesimizi, salatalığımızı soframızdan eksik etmeyeceğiz. Niye? Neden? Sistem bize dayatmış. Yani yaz ürünü yazın tüketilir, kış ürünü kışın tüketilir. Ama yok. O kadar açgözlüyüz ki her mevsimde her şeyi soframızda görmek istiyoruz. E bunu çocuklarımız bilmiyor işte. Yani çocuklarınızı düşünün, kendinizi düşünmüyorsanız. Endüstriler, yani şirketlerin ürettiği her tohumun ortaya çıkardığı o zehirli GDO'lu gıdalar. GDO'lu bunun içinde olmasa bile maalesef hayvan yemlerinin içinde. Başka türlü o hayvanı besleyemezsin. Yani toprağın içindeki zehirli gübre, sanayi gübresi 1913'te keşfedilmiş. Sanayi gübreyi keşfetmiş. Şimdi artık hayvan gübresine de ihtiyaç yok. E basıyor gübreyi, basıyor. Kimyasal. Kanser oluyoruz işte. Bunun için bu kadar ısrar ediyorum. Şu salatalık en son belki Ekim, belki Kasım başı yenebilir. Ondan sonra dokunmayacaksın. Doğa ne zaman veriyorsa o. Ha, burası İstanbul. Bak burada ne güzel yetişmiş. İstanbul'un gıdası. Tekrar Türkiye'ye soruyorum. Neden? Kafayı bir çalıştıralım. Antalya'dan gelsin. İstanbul'da toprak mı yok? Tarım alanı mı yok? İstanbul'un nüfusunu besleyecek tarımı bir seferberlik ilan etsek biz başaramaz mıyız? Başarırız. Ama fark edersek. Benim yaptığım program bir farkındalık programı. Uyandırmak istiyorum. Zihinlerinizi genişletmek istiyorum. Başka türlü düşünmenizi sağlamak istiyorum. Başka şekilde olaylara bakmanızı sağlamak istiyorum. Şunu Antalya'dan alacağıma İstanbul'daki en yakın köy neresi diye düşündüğünüz gün, düşünmeye başladığınız gün memleketi değiştiririz. Üreticiyi destekleriz. İnanılmaz bir seferberlik başlar. Ve başka bir dünya mümkün olur. İnanın bana. Ben hep söylüyorum biliyorsunuz. Yani önemli olan yeni nesle anlatabilmek bütün meseleyi. Türkiye'de bir gıda sorunu var. Yani Türkiye'de maalesef hayvancılık ve tarım arasında dengeyi kuramadığımız için, maliyetlerimiz çok yüksek olduğu için, yani Çin tarımda büyük başarı kazanırken, Vietnam tarımda dünyayı değiştirirken, yani yanı başımızdaki Bulgaristan, yanı başımızdaki Yunanistan tarımla ilgili yeni teşvik planları, muazzam doğal gıda üretimi derken biz bir genç nüfuslu ülkeyiz. Gençlerimizin, çocuklarımızın, ailelerinin yaptığı kadim bilgiyi, topladığı bilgiyi mutlaka öteki nesillere aktarması lazım. Ama çocuklar bilmiyor. Çocuklar çilek markette yetişiyor zannediyor. Patates ağaçta çıkıyor zannediyor. Toprağı bilmiyor. Dünya ile ilişkiyi bilmiyor. Toprak ne demek? Evren ne demek? Üretim ne demek? İyi gıda ne demek? Bilmiyor çocuklarımız. Neyse ki bakın İstanbul'da 2,5 milyon çocuk var. 2,5 milyon çocuktan 60 binine ulaşmayı başarmışlar. Çocuklar buraya geliyorlar. Buradaki ekme dikme alanlarında tohumlarını ekiyorlar. Yani maydanoz tohumu, mısır tohumu arasındaki fark ne? Nasıl yetiştirilir? Öğreniyorlar. Harika bir şey. Bunu bir okul başarmış. Birçok okul buraya geliyor. Bu işlerin mimarı da enteresan doğa sever bir hanım. Ebru Hanım. Çok teşekkür ederim. Siz beni bugüne kadar niye bulmadınız?
Vallahi kusura bakmayın, o kadar çok çocukla ilgileniyorum ki hiç böyle hani o kısmı hiç düşünemedim daha doğrusu. Hep böyle okullara kendimizi anlatmaya uğraştığımız için mümkün olduğunca ulaşabildiğimiz kadarını ulaştık. Ne yapıyorsunuz? Okullara gidiyorsunuz, evet. Projeyi mi anlatıyorsunuz? Öncelikle projemizi anlatıyoruz. Nereden çıktı? Nedir proje? Nereden çıktı? Meyve toplamadan çıktı. Nasıl? Ama hayalimizde şöyle bir şey vardı. Diyordum ki yani çocuklar, eşim bu arada turizmci. Okul turizmi yapıyorlardı. Dedim ki bir gün, dedim neden doğa turizmi yapmıyorsunuz? Yani çocuklar doğayı tanımıyorlar ve İstanbul şartlarında doğayı bilmiyorlar. Tarımı bilmiyorlar. Çiftçiliği, üretimi, doğayı, ağacı bir kere, ormanın ne kadar değerli olduğunu yaşayarak, öğreterek burada yapmaya çalıştık. Böyle bir şey düşündük. Sonra çocuklar bunu bir buralarda, evet, şey yapıyorlar. Yani tohum burası ekiyorlar. Bir eğitim alanı şu aynen, anda. Eğitim. Her biri bizim eğitmenimiz. Hepsi de doğa sever. Gönüllü olarak çalışanlarımız, anneler bile geliyor eğitim vermek için buraya. Yani herkes gönüllü şekilde burada çalışıyor. Ya minik tavşanları tanıyorlar. Korktum, korktum. Yok 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 yok. Aman aman, korkma, korkma bir tane. Korkma. Çocuklar hayvanları öğreniyor bir, evet, kez. Hayvanlarla beraber yaşamayı öğreniyor. Toprağa basmayı öğreniyor. Tohumların birbirinden farkını öğreniyor, değil mi? Yani aynen, bir kez üretimi öğreniyor. Mesela burada gördüğünüzün hepsini çocuklar ekti. Burası mı? Evet. Hepsi diğer çocukların. İleride de var. Hepsi yazın geldiler. Burada ekimlerini yaptılar. Diğer tarla kısmına gitmişsinizdir. Orada da bizim 10 dönümlük ve çocuklar ekti hepsini. Daha sonra gelip burada hasat yaptılar. Sen hayvanları seviyor musun? En çok hangisini seviyorsun? Alabiliyorum. En çok hangi hayvanı seviyorsun? Peki bitkilerden hangisini en çok ekmeği seviyorsun? Çilek. Çilek. En sevdiğin meyve çilek mi? Senin? Senin ektiklerin çıktı mı hiç? Daha yeni ektiler. Bugün geldiler onlar. Daha önce gelmemişlerdi. En çok kim seviyor toprağa tohum ekmeği? Hepsi. Hepiniz seviyorsunuz. Önce hayvanlar, korkutmayalım çocuklar. Önce hayvanlar mı yoksa bitkiler mi? Hayvanlar. İkisi de. Hayvanlar. Hayvanlar. İkisi de. İkisi de. Harikasın sen. Bravo. Peki size bir şey soracağım. Tabii ki. Mesela ağaçta patates yetiştirmek gibi inançları nasıl olmuş bu çocukların? Şaşırdınız mı ilk gördüğünüzde? Biz daha öncesinde bu projeye başlamadan önce birçok okulda anket düzenlediğimiz için oradan tecrübeliydik, biliyorduk zaten. Yani sonuçların böyle çıkacağını da biliyorduk. Çünkü AVM çocukları, yani teknoloji, tabii ki teknoloji olacak, asla karşı değilim. Ama bence ileriki dönem tarım ve teknoloji. Yani benim için öyle. Mutlaka üretimi bilmeleri gerekiyor. Ben hep aynı şeyi savunuyorum. Bakın gördünüz mü? Türkiye'yi yükseltecek şey birincisi tarım, ikincisi teknoloji. Evet. Çünkü tarım olmazsa yüksek teknoloji ihracatına biz geçemeyiz. Geçemeyiz. Sanayileşmemizi tamamlayamayız. Tarım olmazsa ham madde çünkü. Ham madde, yani toprağın içinde muazzam bir zenginlik var. O ürünlerden çıkan yeni malzemeler var. Yeni enerji kaynakları var. Yeni bilgiler var, yeni inovatif gelişmeler var. Bütün bunlar ham madde. Biz ham maddemizi gidip Çin'den mi alalım? Bir kez tarım her şeyden önce sanayinin gelişmesi için önemli. Tarımı geliştirmeden sanayi ülkesi olmamız mümkün değil. Mümkün değil. Onun için bu çocukların çok önemli. Yani toprakla ilişkisi, tohumla ilişkisi. O tohumun nasıl ürediğini bilmesi bile kafasında başka bir dünya yaratıyor, aynen, değil mi? Çileği biz çıkarttığımızda üstündeki tohumları gösteriyoruz. Bakın bu tohum diyoruz, bilmiyorlar. Yani bundan bile bir çilek üretebileceklerini gösteriyoruz biz çilek zamanında mesela. Baktıkları zaman mutlu oluyorlar. Yani bilmedikleri için bir şeyi öğreniyorlar her şeyden önce. Keyifli, çok keyifli. Siz bence çok güzel bir işe başlamışsınız. Teşekkür ederim. Bu kadar keyif alacağınızı düşünmüş müydünüz, evet, ilk başlarken de? Zaten çok istediğim bir şeydi. Bayağı zorlandım ama şu an onu görüyorum ve mutlu oluyorum. Çok harikasınız. Mutlu oluyorum. Türkiye'ye katkı sağladığınız için. Teşekkür ederim. Süpersiniz. Çok sağ olun. Ulu önderimiz, Atatürk'ümüz demiş ya, sağlam kafa sağlam vücutta bulunur. Yediğimiz içtiğimiz bizi sağlam yapar. Biz geleceğimizi kurtarıyoruz. Bu bir program değil. Türkiye'nin kurtuluşu. Adım adım, ben bu çocukları görünce iyice emin oldum artık. Bu öğretmenleri tanıyınca iyice kesin aklıma yattı. Bu işi başarırız biz. Bir tarım teferberliği başlatacağız. İyi gıda. Türkiye 8000 yıldır tarım yapılan Anadolu topraklarında bütün dünyayı kaliteli, iyi, İlaçsız ve hastalıksız gıdayla dünyada marka olacak. Çok teşekkürler katıldığınız için. Biz teşekkür ederiz. Merhabalar. Şimdi öğretmenim, bu çocukların aslında kazandığı şey ne?
Aslında kazandığı şey şu, doğayla iç içe olmak. Yani eskiden biz nasıl büyüklerimiz bizi yetiştirirken toprakla birebir olmuşken onu yaşadık. Ve şimdi de yine ne yapıyoruz? Çocuklarımızı aslında doğayla bütünleştiriyoruz. Yani gözlem yaptınız mı? Çocukların toprakla bağlantısı aslında kesilmiş gerçekten değil mi? Ne tabii ki. Nerede yetişiyor bilmiyorlar. Tabii ki bilmiyorlar. Mesela patatesin ağaçta yetiştiğini biliyorlardı. Şimdi artık topraktan patates çıkarttık. Bu gerçeği öğrendiler. Yani bakın bilgi Google'da var. Yani internete yazıyorsunuz orada bir sürü bilgi var. Önemli olan bu çocuklar bu kadar çok uyarıcının olduğu bir dünyada yerine giderlerse nasıl öğreniyor? Hızla öğreniyorlar işte. Çünkü bu çocuklar çok zeki. Yani bizim jenerasyonumuz gibi değil. Bunlar zaten teknoloji dünyasına doğuyorlar. Dijital çocuk bunlar. Yani hepsi yazılım, kodlama, uygulamalar yapacaklar. Ama şunu öğrenirlerse en iyisini yapabilirler. Bu ahlakı öğreniyorlar. Çalışma ahlakı da öğreniyorlar. İşbirliğini öğreniyorlar. Beraber neler yapabilecekleri konusunda bakın hep beraber yapıyorlar. Çocuklar yaptıklarınızdan yani mesela ektiklerinizden yani bir bitki, bir sonuç aldığınız zaman mutlu oluyor musunuz? Evet. Peki böyle ormana, doğaya, toprağa geldiğinizde sınıftan daha mı çok zevk alıyorsunuz? Evet. Peki öğretmenleriniz size yeterli bilgi veriyor mu bunlar için? Evet. En çok sevdiğiniz meyve herkes söylesin. Çilek ezici bir üstünlüğe sahip. Elma. Şeftali geldi. Tamam. Soruyu değiştiriyorum arkadaşlar. Çilek söylendi. Herkes çilek yiyor. Bu nasıl bir çilek fetişizmi Türkiye'de? Karpuz. Karpuz da çok güzel. Doğru. Başka soruyu değiştiriyorum. Şimdi bir dakika. Soruyu değiştiriyorum. Başka bir soru soruyorum size. Mesela senden başlayayım. Dikmekten en çok zevk aldığın tohum hangisi? Zeytin. Zeytin güzel. Salatalık. Sen? Benim de salatalık çünkü çok seviyorum. Çünkü salatalığı yemeyi çok seviyorsun. Harika. Sen? Ne? Benim de domates. Domates. Domatesi sabah kahvaltılarda yiyor musun? Bravo. Domatesin tohumlarını ne yapıyoruz? Yani yazın sonunda alıyoruz bazı domateslerin, o tohumları saklıyoruz, gelecek sene tekrar ekiyoruz. Havuç. Havuç. Havuç gözler için çok yararlı, doğru. Çok haklısın. Başka? Sen? Çilek. Çilek, herkes çilek. Bu nasıl bir şey? Türkiye'yi çilek ihracatına davet ediyorum. Çilek seferberliği başlatıyorum. Çilek diyenler elini kaldırsın. Çilek sesi duyayım. Çilek. Bir daha duyayım. Çilek! Bu ülke çilekle kalkınır. Bana öyle geliyor. Geleceği görüyorsunuz. Hocam çok çok teşekkürler. Elinize sağlık. Gerçekten emeklerinize sağlık. Muhteşem bir iş yapıyorsunuz burada. Buradan her okula çağırım. Çocuklarınızı deneyimletin. Çocuklarınızı doğaya getirin. Toprağa ayakları bassın. Çalışanları görsün. Üreticilerin çektiği zorlukları görsün. Ahırlara girsin. Fransa'da, Almanya'da, Hollanda'da, İtalya'da girdiğim her yerlerde anaokulu çocuklar bile ahır temizliyor. Çalışmayı öğreniyor, ahlakı öğreniyor ama en önemlisi tarımın en önemli değer, yaşam olduğunu, hayatımızı sürdürebilmemiz, sağlıklı sürdürebilmemiz için şart olduğunu söylüyorlar bize. Onun için diyorum ki bütün okullar el ele verin, bu çocuklara bir tarım seferberliği başlatalım. 2,5 milyon öğrenci. Sadece 60 binine dokunulmuş İstanbul'da bu sayı yetmez. 2,5 milyon çocuğun, 2,5 milyonun tamamı toprağa basmalı, tarımı öğrenmeli ve Türkiye'de gıda ihracatını tepeye çıkarmalıyız. Gıdayı ithal ettiğimiz her ülkeye ben şimdi sana satacağım demeliyiz. Bu çocuklar bunu başaracaklar işte. İlk adımlarını görüyorsunuz. Umutlanın bence. Gelecekte umut var. Şimdi efendim hep beraber tohum ekiyoruz. Bu sefer seçtiğimiz ürün nohut. Nohut ekiyoruz. Biz yani baklagilleri mesela çoğu zaman Kanada'dan ithal ediyoruz. Niye edelim? Mercimeğin neredeyse %95'i Kanada'dan ithal. Yaptığımız şey çok basit. Çocuklar nasıl yapıyorduk? Yarısına kadar. Evet, yarısına kadar dolduruyoruz bunu. Değil mi? Sonra oyuk yapıyoruz dibine kadar. Elimdeki nohutlardan bir tanesini içine koyuyorum. Sonra üstünü kapatıyoruz.
Sonra ağzına kadar tohum koy, toprak koyuyoruz değil mi? Evet. Evet. Ondan sonra da can suyu koyuyoruz. Değil mi? Bu kadar basit, küçük bir adım. Bu çocuklar bunu öğrenirse dünyadaki herhangi bir şeyden korkmamıza gerek var mı? Bu çocukları iyi eğitmeyi, bilinçli hale getirmeyi başarırsak ne ezebilir bizi? Kim bize matematik okulları açma diyebilir? Kim bize fen okullarını açma diyebilir? Kim bize sanat okullarını açmamıza engel koyabilir? Bendimizi çiğner taşarız biz. Biz öyle bir ülkeyiz ki, genç bir ülkeyiz. Biz öyle bir ülkeyiz ki, damarlarında girişimcilik kanı akan bir ülkeyiz. Biz öyle bir ülkeyiz ki, imkansızdan dünyalar yaratırız. Bir cumhuriyeti bir tek adamın hayali kurmuş. Ondan sonra da Türkiye bölgesinin en güçlü ülkesi olmayı başarmış. Bir hayalle ve ekilen bir avuç tohumla. Tohumu ekersen mutlaka ama mutlaka alırlar. Bir avuç tohum bir ömür boyu sürecek özgürlük diyorum ya. Bu çocuklar özgürlüğümüzün teminatı. Yeter ki iyi işlensinler. Bravo. Türkiye'de yıllarca keçi yetiştiriciliği üzerine çok olumsuz yaklaşımlar oldu. Ormanı bitiriyor dendi. Ama keçi en doğal ürün ve Türkiye'nin ırkları mutlaka olması gerektiğinden öte bir başarıya sahip olmalı. Şunların güzelliğine bir baksanıza. Yani bunlar Zanen keçisi. Yani Avusturya, Hollanda ırkı. Maalesef kendi ırklarımızı kaybettiğimiz için Anadolu ırklarını hep böyle Avusturya, Hollanda. Onlar da diyor ki bunu kullanıyorsun parasını ver. Muhteşem hayvanlar bunlar. Yani peyniri, yoğurdu sağlıktır. Kanser olmazsınız. Yani keçi peyniri eğer tüketirseniz gerçekten muazzam bir koruma kalkanıyla vücudunuzu korumuş olursunuz. Güzellik, muhteşem. Ormanı yok etmiyor. Tam tersine ormana hayat veriyor. Ağaca bir bakın, arkamdaki ağaç. Bir istilacı tür, sarmaşık. Yani ağacı kaplamış. Kanserdir bu. Yani buraya zarardır. Bu ağacı yok edecek bu. Keçiyi soktuğun zaman bu istilacı türü, buraya ait olmayan bu türü yer. Yerlere bakın mesela. Yerlerde yok. Sarmaşıklar kaplamamış. Benim evimin arkasında bile bütün her taraf yerlerde sarmaşık kaplanmış. Oraya da keçi mi sokalım Levent'in göbeğini diyebilirsiniz. Sokmayalım tabii. Ama Türkiye'nin çok yerine sokalım bu keçileri. En büyük hazinemiz organik. Türkiye'nin ürünlerini dünyaya tanıtmamız için en stratejik, en muhteşem hayvanlardan bir tanesi. Ormanlardan yok ettik, bindiğimiz dalı kestik. Tedbirini alırsın, yememesi gereken otları yemesini engellersin. Ağaçların yanlarına direkler dikersin, engellersin. İlla yememesi gerekiyorsa filizleri, koruman gerekenleri keçi salarsın. Türkiye yükseltirsin. Yani bana hep diyorlar ya, kardeşim bir tek tarım mı var? Bu kadar çok tarım diyorsun. İnanın bana, yine tekrarlayayım. Çocuklarınız bana teşekkür edecek. Bu kadar mücadele ettiğim için. Türkiye'de tarım, hayvancılık iç içe. İnanın bana kurtaracağız. Niye bu kadar uğraşıyorum? Çünkü yediğimiz içtiğimiz birçok şeyin zehir olduğunu düşünüyorum. Türkiye'de toprakların da kirli olduğunu düşünüyorum. Çok fazla gübre attığımızı, çok fazla kimyasal attığımızı. Gübre dediğimiz şey zehir. Yani daha çok ürün alabilmek için, üretici para kazanabilmek için daha çok üretiyor. Daha çok üretmesi bir şey değiştirmez. O kadar tüketim yok. Çoğu da zaten zarar ziyan oluyor. Onun için bir üretim planlamasına acilen ihtiyacımız var. Ama daha önemlisi şu biliyor musunuz? Yani ben dışarıda neredeyse yemek yemekten korkar hale geldim. Etin içindeki et miktarı az, et yok. Yani yediğim içtiğim meyve sebze acaba nedir? Öz suyuna bir zehir girdi mi ki girdi?
çoğu zaman çiftçi bana der ki, yani ben burada ekiyorum, bu da satacaklarım. Kendine başka yerde eker, atalık tohumdan yapar. Yani dışarı satacağını, hale vereceğini konvansiyonel tohumlardan yapar. Geçenlerde bir tanesi cuma namazından gelmişti. Dedim ki, bak sen namazdan geliyorsun, hacı amca diyorlar sana. Neden kendi midene girmeyecek olan, zehir dediğin, tohumlardan ürettiğin salatalığı, patlıcanı, biberi hale satıyorsun? Ve düzen böyle dedi. Düzen böyle değil. Düzeni değiştirmemiz lazım. Keçileri çok önemsiyorum. Dediğim gibi kanser olmayan tek hayvan. Yani keçinin kendi varlığı bile Türkiye'nin çok önemli bir geleceği bence. Yan ürünleriyle birlikte üretebilirsek. Size birini tanıştıracağım. Fırat. Fırat gerçekten çok ilginç bir karakter. Aslında keçi çobanlığı yapmak zorunda değil. Ama o kadar görmüş ki, o kadar yakından görmüş ki sağlığımızın giderek bozulduğunu, artık onun bir keçi sürüsü var. Zaten keçileri, keşke kendi ırkımız olsaydı. Kendi ırkımız, çoğu kendi ırkımız da biz kıymetini bilememişiz. Ne ineklerde, ne koyunlarda, ne keçilerde. Anadolu'dan çalmışlar, geliştirmişler. Batı şimdi bize satıyor. Hoş merhaba geldin. Hoş nasılsın? Bulduk, siz de hoş geldiniz. Keçi niye organik bir hayvan? Keçi özellikle yani 550 çeşit ot yediği söyleniyor. Gerçekten öyle seçerek yer. Yere düşen mesela pis bir yere bir şey düşsün. Ot en sevdiği şey olsun. Arpa da olsa onu yemez. Ya, tamamen doğal. Hepsinin bir de ayrı karakterleri var değil mi? İsimlerle sesleniyorsun. Evet isimler işte aile yakınlarımdan mesela yeğenimin ismini koyuyorum. Benim kızım beni bir tanesi doğdu. Baba benim ismimi niye koymadın? Onun ismini koyuyorum işte. Öyle hepsinin ayrı bir karakteri yani var. Bir bağ var arada. Şimdi hayvanları yemle besliyoruz. Hepsi ilaçlı. İlaçlı tabii ki. Yani bitkilere kimyasallar atıyoruz. Hepsi zehir, maalesef, ilaçlı. Maalesef. Yani bunları laboratuvar ortamında incelesek etlerin içinden plastik çıkıyor biliyor musun? Plastik. Öyle aynen, söyleyeyim sana. Aynen. Yani katkı maddelerinden plastik çıkıyor. Köfte yiyemiyorum ben dışarıda. Güvenmek mümkün mü? Vallahi günahını almamı değil. Yani soya olsun yine soya olsa aman ne diyoruz. Yani bir sürü şeyler var içinde. Yani şuradan şu an en doğalı. Gözümle önünde kesilecek ki, gerçi yediğini de görmem lazım. O şekilde ona doğal diyebilirim. Yani tenzih ediyorum, kimseyi de suçlamak istemiyorum ama... Ama bazı... Türkiye'de böyle bir gerçek yok var. Mu? Şöyle bir gerçek de var. Mesela tavuk eti, ben evime sokmuyorum. Ben kendim bildim bile hobi için, işte bahçemde tavuk vardır. Kuluçkaya yatırırım, çıkarırım, civciv çıkarırım. En erken 6 ayda kesebilirsin. Bunu en güzel yemlerle beslerseniz. 29 günde yetişiyorlar. Onu işte daha konuşmaya gerek yok. Basıyor tamamen ilacı, hormon, basıyor kimyasalı. Hormon. Ondan sonra işte kısa vade kazandık diyoruz ama uzun vadede biz bunu hastaneye, SGK'ya, devletimize büyük. Ya onun yerine şuradan organik tavuk, haftada yani iki kere tavuk yiyeceğine, ayda bir kere yiyelim pahalıya geliyor ama sağlığımız yerinde kalsın. Tavuk da olmazsa olmazımız değil. Keçiyi mesela bir süre düşman olarak gördük. Keçi çok yanlış. Çok yanlış. Destek vermedik. Çok yanlış. Orman düşmanı olarak görüldü. Kesinlikle hayır. Ormanın dostu. Ya istilacı türler, sarmaşık, dikenler. Mesela sarmaşık bildiğiniz ağacın kanseridir. Ne yapar? O köklerini saldığı zaman ağacın enerjisini alır. Artı kar yağar, kar tutar. Çok kışın gelseniz görürseniz burada devrilen ağaçları. Yani keçi bunu yediği zaman o dengeyi sağlar. O sarmaşıklar yerdedir. Ağacı tırmanmasını engeller. Yani göreceksiniz bu orman içinde Beykoz, yani İstanbul, Türkiye'nin her yerinde gezerim. Maalesef ki bizim ormanlarımızın kanseri yangına eşdeğer diyebilirim. Geçenlerde bir tane çiftçi dostla konuştum. Diyor ki yandaki arazi sahibiyle diyor yarış yaptım diyor. Bana dedi ki diyor ben diyor konvansiyonel tohum kullanıyorum, sen atalık tohum kullanıyorsun. Sen kafayı üşütmüşsün demiş. Diyor ki bir süre sonra atalık tohumla ondan daha fazla verim aldım diyor. Tabii. Şaşırdı kaldı diyor. Ya bu İsrail'in biliyorsunuz gladyatör tohum. İsrail buluyor, laboratuvarda yapıyor. Tohumunu da alamıyorsunuz. Tamamen hormon ne var içinde DNA'sıyla oynanmış. Bunları bize güzel de yediriyor. Annem şimdi benim Karadenizliyiz. Annem ufak bir bahçemiz var işte 500 metre kadar. Eker hemen der o yabancı tohum var. Yani salatalık büyük oluyor. Anne alma. Büyük ama hormon. Gerçi annem biraz... bile alıyor yani. Bilmiyor ki işte ona, o büyük o hoşuna gidiyor işte domates vesaire. Gerçi biraz aşıladım ona. Yapmamaya nasıl çalışıyor. Nasıl uyandıracağız insanları? Nasıl uyandıracağız? Ya
popülizmden bir kurtulacağız önce, popüler kültürden. Sizin gibi insanlar Allah razı olsun diyorum. Her zaman takip ediyorum sizi. Benim programdan mı etkilendin bu? Tabii keçisi? O özellikle Ankara'da Kıl Keçisi programımızı izledim. Oradan çok etkilendim. Hani gerçekten mi? Bütün samimiyetimi söylüyorum. Gerçekten ondan çok etkilendim. Siz mesela dediniz çocukları şehre gitmişti o ailenin. Daha bakacak kimse yok. Bu tür yok olacak dediniz. Bayağı bir serzenişiniz oldu o programda. Evet. Ankara'nın adı Türkiye'nin de adı Ankara Keçisi. Ve buna rağmen Tiftik Keçisi en son burada, buradan sonra da bitiyor. Bitiyor. Şimdi akıl almaz bir şey ya. Yani insan altın yumurtlayan tavuğu keser mi? Bir şey diyeyim Cem Bey. Benim iki tane oğlum, dört tane çocuğum var. İki kız, iki oğlum. Allah ama şu anda inan 900 bine gidiyor şehirde çalışıyor. 2 milyara, 2,5 milyara ben çobana para veririm. Kendi işimizi kendimiz yapmaz. Zor diyor, yapmam diyor, para etme diyor, satamıyorum diyor. Yazık, yazık. Tabii ki. Yazık, çok yazık. Bu kadar büyük altının üstünde oturuyoruz. Evet. Yani pul kadar değeri yok. Yani şunu yaşatmak. Gençler yapmıyor, üzülüyorum. Bu yaşamayacak. Bir jenerasyon sonra yok olacak. Maalesef ki ama ben çocukları yetiştiriyorum. Çok teşekkür ediyorum, ayağınıza sağlık. Eğer reklam arasında kaçmadıysanız, ki maalesef genelde öyle yapıyorsunuz, son anonsumu duymuyorsunuz, son seslenişimi. Anons demekten hoşlanmıyorum aslında. Şimdi şunu söylemek istiyorum. Benim bir hayalim var. Ve buradan geçenlerin de bir hayali olmuş. Biraz önce izlediğiniz çocuklar bu merdiveni yapmışlar. Ormanın içine geliyorlar. Buradan yol gidiyor. Daha ilgincini söyleyeyim size. Burası çimenlik bir araziymiş. 1990 yılında. Sahibiyle konuştum az önce. Dedi ki ben askere giderken burası çimenlikti. Ve yıllar sonra böyle bir ormana dönüştü. Ormanın içinden gelen sesi dinlememiz lazım. Onu unutamayız. Biz şehirleşelim, tamam. Şehirlere yerleşelim, tamam. Ama endüstrinin tutsağı olduk. Bunu fark etmemiz lazım. Çevremizdeki hayvanlar, ekosistem, bu ağaçlar, bu orman bize her şeyi gösteriyor aslında. Onun için bu çocukları iyi eğitmemiz lazım. Bu çocuklar dijital çocuklar. Yazılımın içine doğuyorlar. Teknoloji dünyasının içine doğuyorlar. Ve giderek topraktan kopuyorlar. Üretimden, emekten, insanlıktan, duygusallıktan. Bunu değiştirmek ailelere bağlı. Müfredata bağlı kalmayın. Okulların verdiği eğitimle yetinmemeliyiz. Bu çocuklar verdiğimiz her şeyi çok çabuk alan, çok zeki çocuklar. Ne ekersek onu biçeriz. Bu çocukların kafasını, aklını, ruhunu değiştirebilen, bir tohumun yarattığı değişikliği gösterebilen, hayvan sevgisi aşılayan, insan sevgisi, emek saygınlığı aşılayan her okul başımızın tacı. Ben diyorum ki benim bir hayalim var. Burası ormana dönüşmüş. Bir hayalmiş, 20 yıl içinde orman olmuş. Çocuklar bu merdivenleri, bu orman evlerini yapmışlar. Bu küçük salıncakları, oradaki küçük hamakları yapmışlar. Çünkü burada keyif almışlar. Ve her hafta soruyorlar. Ne zaman tekrar geleceğiz? Bu Türkiye'nin kurtuluşudur. Ben tarıma inanıyorum. Tarımla birlikte sanayileşen, sanayileşmeyle birlikte yüksek teknoloji üretmeyi başaran gençlerin Türkiye'sini hayal ediyorum. Bunun için çalışmaya devam edeceğim. Türkiye sözüm olsun. Ben Cem Seymen. İyi akşamlar.